Sayın Mustafa Lale. Evet. Böyle bir şey yaptınız. Böyle bir şey çocuğum için tasarladım, evet. Ne kadar güzel. Analara babalara sormak lazım. Bir de jüriye tabii sizi teslim ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Her şeyden önce beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve şimdi herkesin ekrandaki 0-99 rakamına dikkatle bakmasını istiyorum. Çünkü sunuşumun sonunda bunun ne anlam ifade ettiğini hep beraber göreceğiz. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim. Bir yıl kadar önceydi. Baba olacağımı haberini aldığımda dünyanın en mutlu adamıydım. Yaklaşık olarak bir süre sonra ise hafif telaş, stres, işte çocuğun geleceği, hayatıma yeni bir dönem girdi. Ve eşimle beraber artık Enes'in elbiseleri, eşyaları, malzemeleri nasıl alabiliriz diye düşünmeye başladık. Ve mağaza mağaza gezmeye başlarken değişik değişik beşiklere baktık. Ama bu beşiklerin hiçbiri bizi gerçekten tam anlamıyla tatmin etmedi. Çünkü hepsinin birbirinden farklı özellikleri vardı ama hepsini bir arada bulunduran bir şey yoktu. İşte bu noktada yapmış olduğum tasarım çocuğumun uzun yıllar birçok ihtiyacına cevap veren bir ürün olarak ortaya çıktı. Piyasada gerçekten çok fazla beşik var. Ben dünyanın en iyi beşiğini yaptığım falan iddia etmiyorum. Sadece yapmış olduğum tasarım evimizde uzun yıllar çok rahat bir şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bu beşiği... Mustafa, ne iş yapıyorsun? Ben mühendisim Ali Bey. Ne mühendisi? Elektrik mühendisiyim. Evet. Yapmış olduğum bu beşiğin aslında bir prototiptir ve bu ilk dizayndır. En iyi dizayn değildir. 3-2 versiyonu daha iyileştirilmiş dizaynları vardır. Ve yeni dizaynda buradaki sistem daha da farklıdır. Yani bu sadece ilk prototip. Biraz da burada size büyük gelebilir. Bebeğinize yetişmedi mi? Bebeğime yetişti. Şu an bebeğim bunun üzerinde uyuyor. Okey, anladım. Evet. Ne güzel. Aynen öyle. Biraz büyüktür. Eşim de benim gibi 1.75 boyunda. Ben 1.90'ım. Çocuk da uzun geleceğini düşünerek şu an 3 aylık Enes. Biraz beşiği büyük yaptım. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Hepimizinkini inşallah. Bu beşiğin en temel özellikleri bir kez taşıması çok kolay. Çok portatif. Hiçbir sıkıntı yok. Kurması da o kadar kolay ki. Yani bu beşik fonksiyonuna getirmek için inanın tek bir civatayı dahi kullanmıyorsunuz. Bu en önemli özellik. Görelim. Biraz sonra Leyla'nın size bunların tüm detaylarını göstereceğim. Diğer özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Ben bir daha doğurmayı düşünmüyorum ama bilmemde yarar var. peki. Nobody knows. Kimse That's bilmez. True. Olabilir. Şöyle bir durum da var. Yani mesela beşiği alıyoruz, evde kullanıyoruz. Aradan bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor. Bu beşiği ne yapsak, evin hangi köşesine koysam? Ayşe Hanım da hamileydi ama ona mı versem? Yoksa apartmanın çatı katında bir boş yer var mıydı gibi sorulara muhatap oluyoruz. Evde bir fazlalık olarak duruyor. İki çocuk arası da. Aynen öyle. Ama bu beşik evinizdeyken değişik fonksiyonlara bürünüyor. Tam 6 fonksiyon. 5 mi demiştik? 6 fonksiyon. Görelim. Yeni dizaynda 8 fonksiyon. Şimdi onları bir göster. Peki ben bunlardan bazılarını göstereyim. Bu zaten beşik fonksiyonu. Çocuk yeni doğduğu zaman bu seviyede anne çok rahat çocuğunu alıp koyabiliyor. Çocuğunuz büyüdü, artık hareketlenme evrelerine girdi. Adını niye beşik koydun, sallanmıyor? Yeni dizaynda sallanıyor Ali Bey. Ben buraya sadece ilk seviyede prototipi getirdim. Yoksa beşik gibi. Sallanıyor. Ne? Ben eğer çıkabilirsem size burada daha çılgın şeyler göstereceğim bu beşikle ilgili. Var mı filmde? Burada yok. Sallanması. Bir sonrakinde inşallah. İnşallah. Beşiğin esasında çocuğun hareketlendiği zaman artık burası... Beşikten önemli şey güvenliktir. Çocuğun güvenliği her şeyden önemlidir. Beşikten de önemlidir çünkü. Bizdeyiz. Ve çocuğunuz böyle bir beşiğe geçiyor ve 3 kademeli. Kademeler değiştirilebiliyor. Bakın burada karyola bir kat aşağıya inmiş durumda. İnmeye başladı bebek. Bu beşik, daha sonra çocuğunuz bir yaşına geldi veya bir yaşın üzerine geldi. Artık çocuk beşikte durmuyor, zıplıyor, oynuyor, itiyor. Artık ben burada durmak istemiyorum diyor. Çünkü hareketlenmiş, yürümeye başlamış. Yatak haline dönüşüyor. Çocuk çok rahat bir şekilde buradan girip çıkabiliyor. Çocuğunuz gündüzleyin özgür. İstediği gibi girip çıkabilir. Geceliğin hapis. Bir de annelerimiz, ben de böyle büyüdüm. Mesela çekyat vardı, yanına kırnaz koyar, sandalye koyar ki çocuk geceliğin düşmesin diye. Heyecandan hızlı gidiyorsun. Çocuk çabuk büyüdü. Yatak olarak kapanabiliyor. Yakında eşiyle yatacak. Evet, çok rahat bir şekilde kapatabiliyorsun. Çocuğunuz güvende. Geceliğin çok rahat bir şekilde uyuyabiliyor çocuk. Artık çocuğunuzun evinde bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Ve evinizde bu beşik size fazlalık olarak geliyor. Yani asıl konumuza burada başlıyoruz.
amacı başka bir fonksiyona dönüşmeli. Yani bunu diğerlerinden farklı kılan bir özellik olmalı ki bu da bence masadır. Ders masası oluyor. Ders masası. Ben evimde bunu şu an kullanmadım ama bu dönüşümü yaptım, fotoğrafladım. Şu an karşınızdayım. Ya evimdeki pozisyonu bu. Evet. Bir mobilya tasarımından bahsediyoruz. Bir mobilya tasarımından bahsediyoruz, evet. Herhalde fiyatı önemli bunun değil mi piyasada? Maliyetlerini de söyleyeceğim size. Misafirleriniz geldi, çocukları var, sizin çocuğunuz da var. Cümbür cemaat hep beraber bir aradasınız. Bunu, şu an bu dizaynı yapmadım ama bilgisayar ortamında tüm kayıtları var. Bir oyun parkı dönüştürüyorsunuz. Ben bu kadar alanda oynayacak iki çocuk bulursanız. Yani şöyle düşünün, birkaç yaşında oldukları için onlar hatta babaların annelerin ayaklarından aşağıya doğru kayıyorlar. Yani kısa bir mesafe bile onlar için çok eğlenceli. Bu zaten yükseliyor otomatik olarak. Yani söküp takılabiliyor ve o zaman bu şekilde çok rahat, güvenli bir şekilde girip çıkabiliyorlar. Yani bir aile için çocuğu büyürken hem giderleri yönünde büyük kar yapıyorsun, tasarruf yapıyorsun. Hem de çocuğu sıkılmadan her yıl sanki yeni bir çocuğu değil o insanı 99 yaşına kadar aynı koltukta oturtuyor. 99. Beşikten mezara diyor. Kim ister 99 süper. Yaşına kadar aynı koltuğu? Yok onu sevmez. 20 yaşına artık kadar yap. Koltukla beraber gömersin artık. 20 yaşına kadar yap. Ben koltuğumdan ayrılmayacağım. Son dizaynı ya. Görmeniz lazım. Ben... Şimdi o 99'un esprisi şudur. Tabuta mı? Burada Mustafa bak. Mustafa Bey ben koltuğumla gömülmek istiyorum. Durum olacak. Burada iki kişiler aleyhte olacak. Bir tanesi çocuk 20 yaşından sonra yeter artık aynı şey diyecek. Masa yapsın Ali Bey. Artı mobilyacılar, tasarımcılar diyecek ki nereden başımıza çıktı Mustafa? Satamıyoruz hep aynı şeyi yaptırıyor diyecekler. Onun için sen o 0.20 dersen daha iyi. 0.99 saygı duyuyorum. Fazla olmuş. Her türlü fikirlerinizi açayım tamam. Ali Bey. Güzel. Bunun üzerine yatağa koymadım. Anlaşılacağını düşünüyorum. Buradaki dizaynın görünmesini istedim sadece. Çekmeceler açılabiliyor. Üzerine yatağınızı attığınız zaman çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bu nebatı daha geniş, daha dar, mini, midi, max olarak yapılabilir. Mustafa kaç çocuğun var? Ben biraz geç evlendim. Bir tane var. Bir daha, tane, üç aylık üç Enes var. Şimdi Enes var. Bir an evvel ikinci çocuğu yap çünkü evet. Birinci çocuktan bıkmadan tam ikincisine alıyorum. İkinci abi. Öyle değil mi? O sıkılma noktasının ikinci olur. Ama Mustafa Bey'de sıkılma durumu hiç yok bence. Hayır, gayet çok iyi. Bravo Mustafa. Okay. Harika, Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim.